Yıldız TV ekranlarından herkese selam. Ben Emir Tolga, namı diğer Koemir. Bugün sizlerle birlikte EAFC 24 oynayacağız. Eski adıyla FIFA, hepimizin bildiği. Ve konuklarımız olacak her hafta. İlk konuğum da bugün Emre Küçükseyin olacak. Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım ve profesyonel bir e-sporcu. Şimdi isterseniz maçlara geçelim. Maçlara geçmeden önce ufak bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını biz öncesinden kendimiz oynayacağız. Ve sonuçları gerçek maçlarla karşılaştıracağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi maçlara geçelim. Bugünkü ilk maçımız Galatasaray Manchester United olacak. Ben United'ı alacağım, Emre de Galatasaray'ı alacak. Biz takımları alırken sen de biraz bize kendinden bahsedersen çok güzel olur. Arkadaşlar herkese selam. Ben Emre Küçükseyin, profesyonel FIFA oyuncusuyum. Geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum. Yani şu anlık bir takımım yok. Bakalım yani önümüzdeki dönem bize neyi gösterecek? Bu şekilde. Bu sene aslında fena başlamadın. Yeni bir turnuva sistemi. Onu zaten oynarken bahsedeceğiz. Evet. Oyunda değişiklikler var. Her sene olduğu gibi klasik. Ama bu sene sanki diğer senelere nazaran bayağı bir meta değişti. Bunun hakkında da konuşacağız. Ama insanlar şu an savunma yapmaktan çok şikayetçi. Ya çok animasyon geldi oyuna. İnsanların alışacağını düşünüyorum. Evet. Bakalım. Şimdi biz klasik maça geçiyoruz değil mi? Biz şu an Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Grup aşaması. Dediğim gibi ben United, sen Galatasaray'ı alacaksın. Tamam. Böylesi daha iyi olacaktır. Yani evet. Senin kadar olmasa da biz de bir şeyler yapabiliyoruz ama şu an senin elin benden daha sıcaktır. Ben de hemen alayım. Bakalım alayım sonra. Ne aldım? Süreyi 6 dakika yapıyorum. Tamam. Normal iyidir süre. Normalde buralara geldiğimiz zaman çok fazla ayar yapıyoruz. Çok fazla uzatmadan kısaca bir ayar yapacağım. Şöyle zamanlama bitiriciliği açacağım. Şeyi kapatalım. Buralara koymanıza gerek yok zaten. Gelişmiş savunma taktik. Sen miydi, gelişmiş miydi? Gelişmiş. Gelişmiş. Şu şeyi yapacağım bir de. Bu şey neydi ya? Bu uyarlanabilir altında tamam, savunma. O okey bu. Aynen. Şu an onu yapıyorsun. Hayır hayır. Uyarlan... Klasik bak. Sağcıklı oyuncu değiştirme diyor ya. Ha. O doğru şu an zaten. Tamam. Bunu böyle yapıyorum. Onun dışında başka bir yerde değiştirmeye gerek var mı? Yani gelişmiş. Kapat abi onu. Buna? Aynen. Tamam. Streşim kapalı zaten. Buraları zaten koymayacağımız için şunu bir ayarlayalım. Onun dışında bir ayar var mı? Şey, ön ayarı rekabetçi yap, aynen. Tamam, oldu mu şimdi? Ha, okey. Bir dakika, şunu da ayarlayayım hemen arkadaşlar. Bunu kimse görmüyor ama tele yayında ortak sezon. Ortak sezon. Şöyle yaptım. Şöyle şunu da ayarladım, görsel. Tamam, ben yaptım. Sen de bir iki saniye yap istersen. Birazdan ben başladığım zaman söyleyeceğim. Görmüyorsun ki, yalan söylüyor, yalandan yapıyorsun. Yalan mı var acaba? Tamam, hepsi okey ya. Showman bu. Şunu da yapayım. Takımı da şöyle ufaktan bir gösterelim takım ayarlarını. Tamam. Çok bir değişik yapmayacağız ama ben yine konuşmaya giderim. Maça geçmeden önce bir takımımıza da bakalım. Bakalım. Çok fazla bir değişik yapmayacağım ama Rashford forvette, Sancho var, Anthony. Bu formasyonu benim Bruno Fernandes niye o kadar ileride ya? Öyle mi? Yani normal halim böyle. Çok ilerideyim büyük ben. Büyük ben serbest oynatıyordur ya hoca onu. Bayağı serbest takılıyor baksana. Çok bir ayar değiştirmeyeceğim ben. Direkt maça geçeyim. Aa Fred. Fred hala transfer olmamış. Bende de şey var. Zaniola var. Evet evet. Transferlerin bazıları olmamış. O yüzden ben yine de Fred'i oynatmayacağım. Kadromda bir değişiklik yapmayacağım. Oyuna geçmek istiyorum açıkçası. Merak tamam. ediyorum ben. Ambiyansı da görmek istiyorum. Sadece ben talimat ayarladım. Şey yapmadım. Tamam. Peki sana şunu soracağım. Gerçek hayatta bu maçın sonucu hakkında ne düşünüyorsun? Ne olur sence? Ben bir Galatasaraylı olarak yani yeneceğimizi düşünüyorum. Zor ama yani bilmiyorum. İmkansız değil sonuçta. Tabii canım, her aynen şey öyle. Emre, ben bu oyunu oynarken topu ne ayağımla tutabiliyorum, ne savunma yapabiliyorum. Niye böyle oldu? Bu oyunda ne yapmam gerekiyor? Bana biraz açıklar mısın? Ya mesela yani? Geçen seneye nazaran biraz da böyle hani geçecek dediğim paslar geçmiyor bu sene. %100 onlara eminim. Evet. Zaten çok pozisyonda hata yapıyorum o konularda. Onu da geliştirmeye çalışıyorum zamanla. Aynen öyle. Oyuna alışarak düzeleceğiz. Yani o konuda biraz daha %100 pasları atmaya çalışıyorum bu sene. Çünkü az önce söyledim, geçmiyor yani paslar. Hiçbir pas geçmiyor. Evet böyle evet, arkadan evet. dönük pasla topu bir de ayağında fazla tuttuğun sürece o top senin ayağında kalmıyor. Aynen direkt öyle. Açıp alıyor aynen senden öyle. O topu. Tamam ya abi. İlk kez kickoff oynuyoruz bu arada. Emre de eminim. Biz normalde Ultimate Team oynadığımız için kendi aynen kadromuzla öyle. Oynuyoruz. Bu mod aslında diğer modlara göre farklı. Her mod oyunda hafif de olsa farklılıkları oluyor. Öyle söyleyebilirim. Aslında turnuvalarda çok oynadım modu da. Evet, yani evet evet turnuvalarda da Süper Lig turnuvaları da oluyor. Evet, orada o da bu modda oynuyorduk. Ondaki yani. Şey neydi? 95 mod. 95 mod. Aynen. Onu da böyle kısaca bir anlatır mısın bilmeyenler için? Çünkü biraz farklı bir mod diğer modlara göre. Şöyle her oyuncunun overall 95 oluyor. Mesela diyelim
forvet oyuncusu var. Bütün forvetler, forvet mevki oyuncuları 5 skill 4 zayıf ayak oluyor yani. Evet. 5 beceri hareketi 4 zayıf ayak oluyor. Orta sahalar mesela 4-5 oluyor diyorum. Şu an tam hatırlayamıyorum ama. Evet, anladım anladım. Yani hepsi aynı. Sadece oyuncuların mesela Icardi var diyelim. Bir oyuncuda da Fred var. Yani body type'ları sadece fark ediyor. Anladım. Ya önemli olan orada aslında vücut tipleri önemli olan oyuncuların. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Çünkü bütün statsları aynı oyuncuların. Anladım. Her şey aynı. Anladım. Senin dediğini çok iyi anladım. Bu da değişik bir mod aslında. Biz istediğimiz zaman evimizde oynayabiliyoruz modu değil mi arkadaşlarımıza? Tabii evet. O süper modu tamam. Ayarlayabiliyorsun. Çok güzel. Allah. Konuşmaktan oyunu oynayamadık bu arada ama ben ekrana boş bakıyorum. Ben Emre'nin onu yaptığını çok iyi eminim ama hafif de böyle bir rekabet olacak. Ben bilerek kendimi United'a aldım. Yani baş edebilmek için Emre'yle. Emre bu sene çok iyi başladı oyuna. Bir de profesyonel oyuncu olarak şu an takımsız olsam bile ya oyunun mekaniklerine çok hızlı alışmak zorundasın. Evet, şikayet doğru. Etme şansın olmuyor. Yani başka çaremiz yok yani. Çaren yok. Aynen öyle. Katılıyorum sana. Her ne kadar şikayet etsen de günün sonunda kazanmak için oynadığın için aynen senin öyle. İçin yanlış olan bir şey bile olsa onu benimsemek gerekiyor doğruymuş gibi. Mesela bunu atabiliyor muyuz? Oo, yeşilmiştir galiba. Evet evet yeşildi. Bu senin nadir yeşillerden bak. Her zaman girmez o. Girmez öyle. Zaniolo koş bakalım. Zaniolo'yu... Gitti. Aa. Gitti, ama bak ben Fred'i oynatmayalım sen Zaniolo'yu oynatıyorsun. Oldu mu öyle şimdi? Bir şey oldu. Pası kapadım. Aa. Güzel Varan. Aldık gibi onu. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bu seneki en yeni özelliklerden playstyle dediğimiz oyun stilleri var artık oyunda. Bu trade'leri vardı oyuncuların eskiden. Ayak dışı vurma, plase vurma, finesse shot dediğimiz. Bu sene oyun stilleri eklendi ve oyun stili artı olan oyuncularda playstyle plus dediğimiz oyuncular o özelliğe sahipse çok ekstra verimli bir şekilde kullanabiliyorlar. Örneğin plase vurma oyun stili plus var. Örnek olarak Benzema'yı verelim. Benzema'da o plaseleri vurduğun zaman Heung-min Son'la mesela çok farklı zor şutları atabiliyorsun. 10'da 8'in atar. 10'da 8'in atar. Gerçekten güzel bir hani offside. İşte chance, bu konuşmaya dalmanın basacağız, şeyini yazdım. Basacağız. Burada basmamız lazım. Bir sürü yeni özellik geldi. Messi'nin top ayağındayken alabilene helal olsun. Çünkü o top ayağından almıyor Messi. Aynen, hakikaten yapışıyor ayağına. Bir de kontrollü koşma yapınca. Kontrollü koşma değil mi? Aynen. Kontrollü koşma ve bu özelliği ben bu sene beğendim. Her ne kadar R1 dribbling dediğimiz yeni gelen özellik de var. R1 dribbling. Şu an yaptığım şey. Ben Emre'nin ayağından topu alamıyorsam bilin ki o R1 dribbling'i yapıyordur derken aldım. Ona alışırsanız biraz ortada kızışacak gibi gözüküyor bu maçta. O harekete alışırsanız R1 dribbling'e topu ayağınızdan alamıyorlar. Ooo yeni gelenden bu. Yeni gelen. Evet. Trickster dediğimiz cambaz diye mi geçiyor? Türkçe'ye ne diye çevirmişti o? O şekilde bir cambaz şey. Olması lazım. Cambaz olması lazım. Trickster bazı oyuncularda var. Neymar'da var mesela. Ronaldinho'da var. Yeni gelen bazı beceri hareketleri var. Gerçek hayattaki böyle sokak futbolundaki beceri hareketleri yani, var yani bildiğin. Volta'daki hareketleri eklemişler. Aynen Volta'daki ben hareketler. Ben çünkü Volta'da da o skilleri yapıyordum ama. Evet. Bu sene gerçekten onlar geldi ve izlemesi çok keyifli oluyor. İyi birinin elinde olduğu zaman o kartlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım o oyun stili şeylerini ne yapacaklarını. Onlara da bir nerf geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle bu dribbling olayına. R2 dribbling'e bence kesinlikle gelmeli kesinlikle yani. Gelecek, çok güçlü şu an. Orayı switchledik mi? Orayı switchledik de ben... Valla oyunu anlatmaktan konsantre olamadık oyuna. Ben de öyleyim. Evet evet ama böyle... Gitti. Oo. İçeri ballroll'um var gibi. Oo, dışarı açı yaptım kendime. Bir daha zahaya. Yok, step over yok, böyle. Yok. Atamaz oradayım. Hayır. Aldık. Yok. Uzayıp gidebiliyor muyum ben Antony'le? Antony geçen seneki kartı daha iyiydi sanki. Sancho'yu non-rare yapmışlar. Şok oldum. Sancho non-rare mı? Evet. Nadir bir kart olmamış. Önceden 85 ratingi vardı. Evet, bayağı downgrade demiş o. Şimdi en sevmediğim şey de touch kullanmak. Bu trap yapmamız lazım ki görmeyelim. Evet. Allah! Aldık. O ağır vasıta var orada. Ben oyuncu switch'i ben yapamıyorum ya. Niye yapamıyorum? Bu ayarlara ben alışamadım. Kim bu? Icardi. Yok ya o plase. O top nereden geçti? Aa, hocam, Allah'ım. Hocam. Yani nereden geçtim bilmiyorum ama. Bir şey deniyorum ama. Angelina, indiririm ya. Al onu oğlum. Biziz o ya. Aa. Bir şeyler deniyorum bu... hala ama. Rashford fena değil ama onu da. Bir de aşağıdan geri. Hop. Okumak yok oyunu. Aldım. Aa. Yanlış yere attım ya. Ben çok kötü başladım ya. Kim bu? Icardi mi? Icardi uzar mı oradan? Yok Icardi, ya uzamaz o. Kaledeyiz gibi. O Icardi'de 3 skill. İşin güzel yanı yan yana oynarken ses
kola bastı sesi duyuyorum. O kadar keyifli ki içeriye böyle pas atacağı zaman direkt ama bunları okuyamam. Okudum. Aldık gibi. Yok yok yok. Geri atma. Hiç yarı 0-0 ya. Oyunu anlatmaktan oynayamadık ki. Ama çok fazla gerçekten yenilik var yani. Konuş konuş bitmez yani. Aynen, sabah kadar konuşurum sabah yani. Sabah kadar konuşuruz. Playstyle Plus dediğimiz ooo çok gider. Ve bir sürü var yani sadece plase, savunma, hücum olarak düşünmeyin. Savunmada, kalecinin bile var. Ha kalecinin bile var değil mi? Çok şey var yani. Oynadıkça göreceksiniz zaten. Oyunda aslında sadece hani biz oynarken Ultimate Team şunu bir savunayım da ben. Kaç tane step over yaptın bana? Abi step over. Zaha iyi mi? Zaha güzel. Zaha güzel, mi? Evet. Güzel değil kart mi? Bayağı. Akıyor yani. Akıyor. Zaten Zaha'yı eskiden beri çok oynadığım bir kart. Ben de çok oynadım. Çok oynadım. Premier zamanında çok güçlü bir karttı yani fiyat performans olarak. Güzel bir karttı. O yüzden biraz aşinayım Zaha'ya. Evet. Ben ne diyordum? Bak golü yedikten sonra unuttum. PlayStyle Plus'tan bahsediyordum. PlayStyle Plus'tan bahsediyordum. Konu biraz oradaki şey oldu. Savunmaya odaklanırken gittim. Şunu da söyleyecektim. Kalecilerde bile var. Ha kalecilerde bile var. Ve dedin ya sen Zaha'yı kullanıyordum iyi bir kart diye. Hı-hı. Sence o kart Allah ben yine çok kötü yakaladım. Aldık. Oo baskı. Mesela Zaha Süper Lig'e geldiği için reytinginin düşmesi sence hani Süper Lig'e gelmesiyle alakası var mıdır? Bunun hakkında bir şey düşünüyor musun? %100 var canım. Yani var değil mi? Premier Lig'in seviyesi üst bir seviye. Yani düşmesi normal. Zaten her gelen, Türkiye'ye her gelen oyuncu reyting olarak düşüyor evet, genelde evet. Böyle yüksek liglerden kesinlikle. Gelen oyuncular. Ama performansına bağlı da bir sonraki sene reytingi artabiliyor. Evet evet. Gider miyim? Kim bu? Bakayım. Bakın hadi be, step over düzgün yapamadım gelişmiş ya. Gelişmiş savunmayı kullandım orada. Gelişmiş savunma, aynen. X'e bastım sadece. X'e, bu sene ondan bir bahseder misin bize kısaca ne olduğunu gelişmiş savunmanı? Adamla yan yana koşarken veya böyle düz adama doğru koşmak istediğinizde, topa müdahale etmek istediğinizde X'e bastığınızda bak şu an yapacağım. Yap bakalım bir tane. Daha yaptım. Bak, omuz koydu. Ooo bu neymiş ya böyle? Çok güçlü bir hareket. Ya bence hata bu, buna, payı... da, buna da nerf gelmesi. Hata payı topu misleyebiliyor bazen. Onun dışında gayet OP bir şey olmuş. Benim koşamayan kim şurada? Uzağa yeşil yaptık galiba. Kaleci oynatacak. Oo. Benim için. Martinez niye koşamıyor peki? Yavaş. 73 pace'i var. Ama Mertens'e de yetişebilir diye düşüyor. Ya orada ivmeyi almışız abi. İvmelenmiş. Evet sen orada ivmelendin. Evet evet güzel güzel. Bunu aldık mı? Lukshow. Birazcık daha akıcı olabilirsin. Hiç formasyon falan değiştirmeden girdik vallahi bodozlama. Çok... Ben keyif alıyorum açıkçası maçtan ama. Güzel maç evet ben de keyif alıyorum. Yeni oyuna alışmak. Zamanla de, ya. Evet evet zamanla alışacağız. Her sene başında aynı şeyleri söylüyoruz yani. Yani hep öyle oluyor. Ben buna nasıl alışacağım diyorsun. İki gün sonra bir bakmışsın. Oyunu yalayıp yutmuşsun yani. Aynen öyle. Bu sene ha şunu söylüyorduk. Bu oyun sadece Ultimate Team bize göre neredeyse full Ultimate Team olan ibaret. Biz çünkü full onu oynuyoruz. Profesyonel maçlar genellikle orada dönüyor. Ama... Kariyeri var, ne bileyim. Pro Club. Pro Club'ı var, kendi online maçları da normal takımlar alıp yapabiliyorsun. Bir sürü şu pası gördüm ama ooo bu sene yine, geçen ya. Sene olduğu gibi bu sene aynen. De güçlü. Bir sürü modu var yani oyunda. Kariyer moduna çok yenilik gelmiş. Öyle mi kariyer yani modu? Abim genelde zaten kariyer oynuyor, seviyor ki kariyer oynamayı. Ben bir göz attım, yani bir sürü yenilik gelmiş. Evet. Biraz şaşırdım açıkçası. Buraya pasım var. O bir pas geçmiyor böyle. Kayacak. Ooo. Boy zaten geçti. Benim en sevdiğim adamla gol attın ama bak. Mertens. Ya 10 kişiyi verip o Mertens'i alabilirim yani. Icardi. Ne oluyor ya burada? Leblebi gibi gol yiyoruz biz. Sen ayarlarını mı değiştirdin bir şey? Benim kolun ayarlarını falan mı değiştirdin? Yukarı. Neyse şimdi biraz ilk maçın şeyine geldik. Emre biraz burada kendini kaleye. Yalnız etmişsin diye. Misafirperver başlangıç oldu. İkinci maç böyle olmayacak arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Biz zaten çekim öncesinde de birkaç maç yaptık onunla. Skoru zaten kendisi biliyordur. Bu arada onun intikamını alırcasına oynamaya çalıştı ama. Aşağıdan. Yok yok o kadar değil. Şimdi ben bir gol atayım da. Şu geçer mi? Allah. İşte geçti, bundan geçti. Bahsediyordum. Offside yok. Aa. Varmış. Bırakamadım bir de offside'a da. Allah'tan kendi takıldı. Gittim. Yani zaten biraz da ben şey yapıyorum hani. Totem yapıyorum arkadaşlar. 4-0 falan ya. Hani belki gerçek hayatta da bunu bu etki yaratabiliriz diye ama. İnşallah böyle sonuçlanır maçım. Yani ben Beşiktaş'ım ama hani United karşısında neden olmasın? Co-op kamerayı da özlemişim ha. Ben bu kameranın hastasıyım. Her yerde varım. Aslında bir bakıma da ya bir bakıma da kötü. Yakında ne yaptığımı göremiyorum ben mesela. Tabii mesela ben... gol açıları falan çok değişik. Her kameranın farklı gol açısı var.
Ah yana bakarken, bana bakarken yakaladım seni ama orada da savunma yapıyorsun. Oğlum bir gözüm bende mi? Ne anlamadım ki. Şuraları savunmak. Seversin o hareketi. Severiz, severiz. Öyle bile Mertens yaptı. Onu ben sen daha pas atmadan yapacağını biliyordum zaten. Hadi koş artık be. Mason Mount. Aldık. Mason Mount bayağı yavaşlamış derken gittim. Kim bu? Rashford. Boyle yetişebilecek miyiz? Bak şimdi bak plaseye bak. Aa bir köşeye şöyle bir Thierry Henry varayım şut denedim. Yerden bir de ona. Kaleci açacak mı? Açtı kaleciyi. Bu da hızlı başlar mı? Icardi al oğlum göğsüne. Yok yok. Icardi al göğsüne al. L2'deyim. Üstümüze çıktı adam. Aldım. Hocam foul yok herhalde ama. Yeni dripping'i kullanıyor. Çok zor. Yani savunması o kadar zor bir şey ki ben de bak, savunamıyorum. Bak switch yapmadım hala ama şu pası yemeyelim. Arkadaşlar bu... O ne ya öyle? Yerden bir bar denedim de. O da bayağı etkili galiba. Bu sene yerden bir bar geçen seneye göre o kadar çok güçlü değil. Çünkü değişik bir animasyonda vuruyor. Yani gol olacak pozisyonu atamayabilirsiniz. O yüzden kullanmanızı tercih etmiyorum. Orada biri koşuyor ama. Biz onu alabilir miyiz ya? Var mı? Aa, kimle vurdun? Bruno Fernandes. Ayak dişlenedin mi? Olmadı. Muslera'nın yüzünü yapmamışlar galiba. Her sene olduğu gibi. Hala yok yüzü. Plase gelir mi? Oynatmayacağım kaleciyi. Yok yok plase gelmez. Ama orada topun varanda olması. Gitti. Yok o ya. Icardi. Bu sene sol analog driplingi de çok güzel yapmışlar. Çok en sonunda geri getirmişler. Yani FIFA 23'ten kat kat iyi. Kesinlikle. O ne ya? Orada mıyız? Oh. Pas verebilirdim. Güzeldi, güzeldi, kaleciyi güzeldi, açacağını güzeldi. Zannettim biliyor musun? Kaleciyi açacağını bekledim. Hocam var mıyız orada? Yine açtı. Orta playstyle olan kartlar da var. Ya, orta duran top galiba. Duran top o kadar isabetli atıyorlar ki. Onları görmeniz lazım yani. Bu arada ben gol atmadan. Gider miyiz? Alalım buraya. Hadi giremedim. Aldım bir tane daha. Bir golüm var. Şeref golü. Bırakmayacaksın bak. 90+2'de bir yazan yer bir ikinci gol attı. Şey yaptım. 90+2'de attım. Mason burada Hummingson'a benziyor. Çok benzettim. Hummingson'a mı benziyor? Aynen. Evet. Sanki Manchester United'de o var zannettim. Evet, biz de ufak bir transfer yaptık. Evet. Beşiktaş Club Brugge'a karşı. Emre'ye başarılar diliyorum. Başarılar abi. Benim hayalim. Ne oldu ya öyle? Bir taktiksel mi ya? Yalandan bir numara mı yaptın? Topu dikmeye çalıştım. Taktiklerin yanlış. Ama sende bir... Evet. Tuşların yanlış. Tuşlarım yanlış. Tamam, peki, tuşlarımızı değiştirelim hemen. Kareyle kaydı. Peki bir şey diyeceğim. Sende cancel pressure açık. Ona bir bakalım mı 2 saniye? Açık mı? Ya bence onlar açık olabilir ya. Bir bakalım ona 2 saniye hemen. Ben de bir bakayım. Oyun ayarları, kontrolleri... Bakayım be. Hiç bakmadım çünkü ya. Aynen bunları şey yapalım. Topka. Dengeye dengeyi de oradan pas yapalım. Ya direkt pas yapalım işte. Benim yeneceğim senaryo. Çık. Bir de bir... Pardon. Ama yapma bunu. 2 saniye. Fazla bekletmeyeceğim sizi. Kontrol ayarları. Neyi bakacaktım ben? Benim tuşlarım. Tamam doğru ya. Bir şey olmaz. Kol ayarları yapıyorduk. Bir fair play beklerim senden. Topu dışarı attık ama. Bizim kalemiz neresi? Ya bilmiyorum artık. Bir fair play. Teşekkür ederim diyeceğim ama hala gelmedi. Teşekkürler. Basarım ama abi sonrasında. Bas istediğin basabilirsin. Bak hemen sol kanadı nasıl çeviriyor şey yapıyor. Görüyor musunuz? Ben daha kendi düşündüğümü düşünmeden adam benim kafamdakini oynuyor derken. Kim attı onu? Musa. 4 skill mi? Değil. Yine. Ama bu içinden... Gördün mü? Ayağımın içinden geçti. Savunmayı yapan kimdi orada? Orada ufak bir hata oldu. Neyse telafi ederiz merak etmeyin. Ben bir şey diyecektim unuttum. Bizim diğer stoperimiz Kohim... Neydi onun Coley. İsmi? Coley. O yok galiba. Coley olması lazım. O yok. Bazı transferleri... Kim oynuyor şu an? Amarte ve diğeri kimdi bilmiyorum. Coley olsa zaten kafa golleri bizim %100 ya. Şu pas geçti. Şurada biri koşuyor ama... Abi ona kesinlikle onu atmadım. Getson. Takımın en önemli isimlerinden. Güzel geldik. Abubakar. Abubakar atar mı? Atar. Abubakar iyidir. Ben severim Abubakar'ı hakikaten. Abubakar'ın geçen haftalarda bir tane böyle topukla herkesi geçip dar alanda bir golü vardı. Ben o golde harbi şok geçirmiştim. Çok güzel goldü. Dün attığı gol çok güzeldi.
Devam. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. Orada bir ball roll. Cenk. Cenk'ti galiba. Cenk sol kanat oynuyor. Orada birilerini koşturduğunu görüyorum. Yok o yok. Allah'tan benim ekranımda da çıkıyor. Gerçi online oynar... O ne ya Rozier? Online'da gözükmüyor. Online'da gözüküyor ya. Gözükmüyor. Hayır rakibin ki gerçi gözükmüyor. Hayır rakibi göremez. Şöyle yapalım. Şu biraz topun değerini bilelim. Aa benim oyuncu kilidini kapalı. Neyse onsuz oynarız. Bizim için fark etmez. Fark edermiş orada pas atamadım. Bak şunu kullanıyorsun. Çok güzel bir şey yani. Evet evet. Hem bana açı yaratıyor hem hata daha çıkmamı sağlıyor. Yine arkadaşlar kullanıyor R1 dripping'i ama Rozier orada hayır dedi. Rashid Gezal niye koşmuyor? Sakatlıktan dönemediği için arkadaş. Alışacak. Uzun zaman olduğu için top oynamayalı. Şu top geçiyor mu ya? Yeni gelen özelliklerden biri de R1. Yani ben plase tuşuyla dikeceğim şunu. Plase tuşuyla orta veya üçgen tuşuna basarsanız daha... Precision. Ne oluyor ya? Precision. O pas atacağımı zannediyor musun? Evet zannediyorsun. Ama biz yakın direğe vururuz bunu derken Abubakar skoru eşitliyor. Affetmedi Abubakar. İkinci golümü attın değil mi? Geçen maçta bir şeref golümü atmıştım. Bu ikinci golüm oldu. Bir de şiş yapsaydın abi. Yani yeni gol sevinçleri de var. Bu sakatlanma gol sevinçleri biliyor musun? Benim bir tane var. Yapmayı? Benim hep kullandığım tane yeni. Sevinç var. Evet yeni. Tamam gol atarsan. Tamam. Atarsam bu arada. Atabilirsen artık. Tamam, bir sonraki sevinçte beklerim onu. Bir yani bir saniye dalıyorum ve kaleciyle karşı karşıya kalacak utanmasa. O ne oluyor ya orada? O ne ya? Atama atama. Hoppa. Yapıyorum şimdi. Zing zing zing. Ya şöyle bir adama yakışıyor mu yani şu hareket? Ya bence güzel sevincim. Ben sevdim. Bence şey en iyi. Benim bu seneki sevincim bu olacak. En iyi sakatlanma numarası ya. Benim en sevincim. Bu arada çok güzel gol attın. Onu söyleyeyim. Harbi güzel. Ya ben onu savunduğumu zannediyorum ama bir şekilde geçirmeyi başarıyorsun yani. Sinirli diyorum çok savunması zor bir şey yani. Ben de bayağı zorlanıyorum. Bayağı ona zorlanıyor musun ya? Onu anlamadım. Nerf getirmeleri lazım kontrollü koşuya. Rashid Gezal 4 skill mi? Aşağıdan mı? Oraya switch attık. Oradayız. Aa iyiydi iyiydi iyiydi. Bizim... Kalede miyiz? Yani galiba kaledesin. Kim bu? Koli oynuyormuş özür dilerim. Koli oynuyormuş. Benim favoritim çekiyor arkadan biri de. Onlar olacak ya. Yakalıyor mu? Ben koli oyunda yok dedim. Kusura bakmayın varmış oyunda. En yukarı gelecek de ne zaman gelecek acaba o top? Finalde orada biter gibi. Orada bitiyor ya. Dönebilirse bizim takım Kaan'ı gibi olduğu için. Kötü kartlarla böyle. Yani kötü kart demeyelim de şöyle. Biz ultimate team oynadığımız için buraya bu kartlarla oynadığımız zaman hani çok zorlanıyoruz aslında. Görüyorsun değil mi abi? Yani, sadece hiç R2'ye basıyorum sadece. Ne kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Oradan bir çıkalım biz temiz bir şekilde. Aynen öyle. Seni bir koşturalım mı ya biz? Ama bunu savunmazsan... geçen sene olsaydı geçen herhalde. Geçen sene bildiğim için sinç atmadım da. Bir pas... aldım onu. Hadi. Yakındı bayağı. Bayağı yakındı. Güzel çıktı. Abubakar'ın suratı harbiden... Ne kadar güzel olmuş Abubakar. Gerçekten daha iyi olmuş. Gerçekten daha gerçek yani. Hakikaten. O zaman bir golümüz daha var ya Abubakar'la. Şu sakatlanma gol sevinci şöyle bir baksana bir saniye. Sağ ol ikimiz koşuyor. Finalde onu bulacağız. Finalde bulabilirsen bul. Kaledeyiz. Oğlum Koli Bukar. Koli Bukar yavaş olamaz. Kim bu Kenan? Atamaz. Gol. Hata yaptı. Kaleci oynatacağımı zannettin ama işte seni kendi düşüncelerinde boğdum hem de. Şuraya mı? Aynen oraya. Bak ben deyim. Hoppa! Abi takım savunuyor mu orada? Yani evet. Senin takım bayağı iyi. Orada bir koşturma var ama o bende. Bende. Abi onu atmadım. Abi, kaldı, onu kaldı, atmadım. Kaldı. Sen başta koşunlara. Aa pile kapalı. O ne ya? Sende de mi kapalı o tuş? Oradan çıkman gerçekten mucizeviydi. Baksana tutamıyorum bunu ben bunu. Bu arada kombinleyip. Aa yeşil vuramadım. Hayda. Yeşil vuramazsın. Şeyin kapalı olabilir zaman anlatıcılığın. Bu da sevdiğin seyircilerden senin. Geçen sene ama önceki senelerde imzalarından senin. Aynen öyle. Bu R1 dripping'i yapabiliyorsan böyle Emre'nin yaptığı gibi durdurulamıyorsun ya baksana. Çok manuelde kalıyorum ben. Hele bir de altında iyi kartlar olursa Messi falan. Evet evet. Çünkü Messi'de onun playstyle plus trait olduğu için daha çok çevik dönüyor. O skill yaptığınızda. Ya o geçmesin ya.
Ve Suaku harbiden. Şuraya ortaya aldık. Onu atamazsın, atamazsın onu. Ben yorum yapmayacağım ya. Ya biz bir önceki maçı 4-1 kaybetmiştik. İlk, ya her bir de yeni sevinçleri bilmiyorum diyor. Bütün sevinçleri yapıyor. Ya. Zaten ben, yeni sevinçler yani R3'e basınca yeni sevinçleri yapıyor. Yeni sevinçleri mi yapıyor? Şu golü çok fazla izledin ama biraz geç istersen. Ya Mert'i oyunu bayağı gerçekçi yapmışlar. Mert son 1-2 haftadır geçtiğimiz maçta biraz kötü bir maç geçirmişti. Bu maçta da işler yolunda gitmiyor ama merak etmeyin. Telafisi gelecek ikinci yarıda. 4-1'den 4-4 imkansız mümkün değil ya. İmkansız diye bir şey yok. İmkansız diye bir şey yok. Ama sen benim nerede duracağımı atacağımı bildiğin sürece biz zorlanacağız. Oğlum önüm bomboş, arkamı savunuyorsun. Böyle oyun oynanmaz. Önden gitsem gol atacağım, arkamı savunuyorsun. O zaman... Aa, kickoff mu geldi? Onu alman zor be. Arkadaşlar şunu savundum, en sonunda savundum. İlk başı... Bunun savunması X'i savunuyorsun. X dediğin ama bende kapalı otuş. Gelişmiş savunma. Baktın adam sana öyle geliyor ama bas X'e. Tam adam senin önüne geldiğinde. Koş. Cenk. Hadi oğlum. Hadi be. Orada yapsam mesela dripping geçebilir miydim? Orada düz koysan geçmiştim beni. Hadi be. Neyse öğreniyorum. Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da... Dur söyleyemedim. Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim. Nelson Mandela çok sevdiğim bir sözdür. Ama ben bu oyuna başladığımdan beri kaybediyorum. O da çok hoş olmuyor ama. Ama paslarımız geçmiyor. Paslar evet. Etten duvar ördük adeta. Harbiden öyle. Yani şunu bol rolu biliyorsun aslında da bazen tutamıyorsun. Güzel top. Güzel top da bir oyunu bozma var gibi ya şurada. Aynen var gibi de alamadım. Bu kimmiş ya? Bu kim abi? Nasıl da İnanılmaz ya. Hayır. O abi o nasıl dripling? Kim bu kadar iyi? R1'e mi basıyorsun? Yok orada dummy yaptım orada. No, öncesinde ama düz koştum. Normal koştum yani. R2'ye abi ben de koşuyorum ya. Aynı tuşlara basıyoruz da sen farklı bir şey yapıyorsun. Var mı? Ben de. At şunu. En azından bir golümüz... Oha bizim kalecimize bak. Siz bugün hakikaten forma için oynuyorsunuz ya. Savaşıyor. Forma için savaşıyor sizin takım. Şu pas geçer mi ya? Çok zor ama. Geçiyor baksana. Yani bıraksa geçecekti. Ayda! Ben ona basmadım. Bunu atarsan... Atamayacak zaten merak etme. Bu kadar basit. Burada ben... Aman Allah'ım. Oradan çıkabildik. Masuaku. Biraz pace'ini kullanalım Masuaku'nun derken... Kullanamıyoruz arkadaşlar. İleride çoğalamıyoruz. Çok fazla ortayı bulmaya çalışıyoruz. Bu kim ya? Çimento'ymiş. O hızlı koşan adam işte. Çok garip bir şekilde. Ben de. Aa, lütfen güzel, artık güzel. Şuradan çıkalım. Oyuncularım kendi kendine müdahale yapıyor bu arada. Ben bir şey basmıyorum orada. Vallahi basmıyorum diyorsun da bütün toplar sende nasıl oluyor? Baksana switch yaptığın yer beni korkutuyor. Şurada şöyle gider mi? Hadi. Güzeldi. Gittim Abubakar. Yetişemez o ya. Aa alamadım. Yakındır. Aa, yakındır. Güzel. 5-2. Şu Abubakar'ı bir görelim ya. Ben öyle toksik sevinçlerim var arkadaşlar. yok. Yani yeni bir o sakatlanmayı bulduğum an. Onu ben hatırlıyordum da. Yani onu yapacağım ben. Ama Abubakar'ın gerçekten yüzünü güzel yapmışlar. Bayağı benzetmişler. Benim hoşuma gitti. Yoksa bir geri dönüş umudu mu Beşiktaş için? Yani çok tehlikeli paslar atıyorum biliyorum ama seviyoruz bu hayatı. Şuraya. At şuraya. Ne denedim? Ayak dişi denedim. O solak mı salak bilmiyorum bu arada. Onu vuran kim? Stoper'e mi vurdu galiba? Yok ona da vurdu. Ona mı değil mi o? Gittik. O ne ya? Kim o ya? 17K harbi gidiyormuş. Aradan geçer miyiz aradan? Ya geçemeyeceğim yani. Geçemeyeceğim desem de bir şey fark etmiyor. Lacroix'a değmeyelim arkadaşlar. Süper. O pas çok bariz ama. İşte. Gitti. Hadi. Bir pas daha. Pas mı gelecek? Pası kapattım. Pas verecek tabii ki. Ya biliyorum barizi bilerek yaptım.
Aa, sağ bek ya. Yok. Sağ bek yok mu? Oradayız oğlum. Sağ bek yok mu? Sağ bek. Buşan mı? Kaledeyim. Geçtim onu. Sen gitsen. Aa. Onu çalma lütfen ya. Bas 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 bas. Ben bas, ağzım bas, açık bas. Oynuyorum galiba şu dakikadan itibaren. Çekme abi. Çekerim. Hop uza bakayım oradan. Hadi çıkar topu ayağından. Abi onu atmadım ben ama. Ben de patladım. Aa. Lütfen dönebilir misin? Aa neler oluyor? Abu Bakar! Aa! Oyun bana verdi. Ben ufak bir değişiklik yapacağım. Tamam abi. Onun pilim bitti. Tamam. Son ayarları yapıyorum. Tamam tamam yeter. Biraz maça heyecan katıyorum şimdi. Rebic, uzu oğlum. Mülek alın, yok hayır. Onana, onana kanka. Sen çık. Sahaya uçanı da alabilirdik de neyse. Ya bu golü atsak belki bir umut diyecektim ama... Belli olmaz. Hala şansımız var yani. Topu şimdi saklasak mı acaba? Yani hiç saklayabiliyorsan sakla. Ufak için bir sürpriz şey yaptım sana, hazırladım. Sağ bekimiz koşuyor abi, hayat kısa. Hayat kısa, sol bek uçuyor ama öyle olmadı. Abi kendi aldık, takım arkadaşına takılıyorsun sen. Böyle bir şey olmaz ki ya. Takımdaki en güveneceğim isim. Gerçekten çok tecrübeli ya. Harbiden öyle. Ben de beğeniyorum Getson'u bayağı. Ay güzel gelmiş. Dribbling ne kadar güzel fark ediyor musun? Oradan izlerken bile anlayabiliyorsunuzdur. Kaleci yaşma bence çünkü... Hadi! Abi o nasıl bir güzel, kurtarış güzel ya. Kalecimiz iyi maşallah. Kaleci Mignolet galiba. Mignolet'ydi o. Olabilir zaten Mignolet, Belçikalı Mignolet kendisi. Aynen aynen Mignolet'dir. Büyük ihtimal yuvaya dönmüştür. Plase mi geliyor? Fake geldi. Hadi abi yine güzel geldi. Corner mi out mu? Bu nasıl out olabiliyor olabilir Getson, ama. Suratını gördüm. Yani bence Getson'dan alıp Aboubakar'a vermişler haklarını. Öyle olmuş. Öyle bir yüz olmuş. Getson kendini görse tanımaz büyük. Gerçekten tanıyamayacak halde. Aa hadi be oğlum. Biz de bir şeyler biliyoruz dedik. Bir pas daha. Aa, hadi. Çok iyi. Çok güzel. Güzel. İyi gol. Geldim. Orayı güzel işledim. Gol. Güzel goldü. Yani dakika 87'de yapmasak güzeldi ama ne oluyor tamam ya? Biz de bir şeyler biliyoruz. Ben biraz şimdi şey konuşmayacağım fazla. Kıyardım. Tamam ya, o kadar şey yapmana gerek yok. Peki gerçekten bu maçın böyle 5-3 falan olması o kadar yani biraz zor ama derken biz şu içeri borulu yapardık ya. Ne yaptın da? Sen o topu vermeyeceğim, bana anlaşıldı. O pas çok bariz gibi. Yukarı ama çekip mi? Yok, hiçbir şey çekmeyeceğim oradan. Direkt yani şuradan geç bir. Oo bir dakika, patladı. Vereceğim. Ya bunu ben de alacağım aslında. Penaltı. O bir penaltı vermedi. Bunu atacağım, vereceksin o topu. Penaltı değil miydi? Elim solumla çarptı sonunda. Penaltıydı. Penaltıydı. Bu kabul edilemez. Ya bir iki dakika daha olsa herhalde maç beraber olsun. Sana yeter. Şansı ki iki dakika baksana, ama ben de sana unutulmaz bir gol sevinçler. Kaybettiğim maçta bir gol sevinçler. Herkes bu takımda. Abu Bakar çok sevdi bu sevinci. Abu Bakar harici tanımlayamıyorum kim olduğunu. Muleka kim yani? Aa. Bütün golde de Abu Bakar'mış bu. Dört gol Abu Bakar'dan mı? Abu Bakar gerçekten çok iyiydi. Yoksa sadece Abu Bakar'ın suratı var diye mi anlatmaya çalıştın? Onu da anlatmaya çalışayım aynı şey olmasın diye. Oyun yeni, alışma sürecindeyiz. Ben evet, de, sen de aynı şekilde. Zor bir süreç ama başarı bekliyorum ben senden, güveniyorum teşekkür sana. Teşekkür ederim abi. Neden olmasın? İlerleyen zamanlar tekrardan seni burada ağırlamak isteriz. Emre'ye geldiği için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel maçlardı. Biz de zaten Şampiyonlar Ligi ve konferans maçlarının öncesinden yaptık. Bakalım gerçek hayattaki skorlar nasıl olacak? Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.